Sen kim oluyorsun da beni kendi şirketimden kovuyorsun ha? Bu ne cüret ya? Kim olduğumu az önce söyledim. Anlamadıysan bir daha söyleyeyim. Sen hisselerine boşuna güvenme. Onlar henüz senin değil. Evet ama kontrolü bende. Bu hakkımı kullanıyorum. Adamını görüyor musun Filiz? Ona güvenme derken haksız mıymış? Yılmaz. Bunu öfkeyle söylemiş olmalı. Değil mi? Hayır değil Filiz. Son zamanlarda abinin yaptıklarına baksana Filiz. Nasıl görmezden gelirsin? Şirket onun yüzünden batmak üzere. Ama o aldırmadan bütün hisselerini kumarda kaybediyor. Bu da yetmezmiş gibi tazminatların ödenmesini engelliyor. İşçiler muhasebenin kapısından dönüyor. Bu adamın nesini savunacağız Filiz? Kenara çekilip biraz beklemesini öğrenmeli. Çekilsin ki biz de işimizi yapalım. Bana ne yapmam gerektiğini sen mi söyleyeceksin? Sen mahallende çamurlar içine yuvarlanırken ben bu koridorlarda oyun oynuyordum Yılmaz Bey. Ama buraya kadar Ömer Tekiner. Artık gidiyorsun. Odayı da boşaltacaksın. Hiçbir şey yerinden kıpırdamayacak. Hele bir dene. Göreceğiz. Odama gelin, şu tazminat işini halledelim. Yılmaz, biz bunun için beklemedik. Biz seni merak ettik. Böyle çıkınca odadan... Boş ver, üzülme. Olur böyle şeyler. Zaten bizim de acelemiz yok. Hadi Ali, biz de artık gidelim. Odama gelin çocuklar, bir de sizinle uğraşmayayım. Selami Bey, ben Yılmaz. Tazminatlarla ilgili son talimatı veriyorum. Hemen şimdi ödemeye başlıyorsunuz. Evet, bugün ödeyeceksiniz hepsini. Ömer Tekiner'in talimatı geçerli değil. Çünkü az önce kendisi işten çıkarıldı. Selami Bey, duydunuz mu? O zaman az önce yolladığınız arkadaşları size geri gönderiyorum. Hemen ödemelerini yapın. Muhasebeye gidip tazminatınızı alabilirsiniz. Sahiden acelesi yoktu Yılmaz. Ne olacak, başka bir gün alırdık. Niye bu kadar taktın ki? Hayır, bugün alacaksınız. Ömer Tekiner sahiden işten mi çıkarıldı? Sen mi kovdun yoksa? Hadi Ali, çıkalım artık. Yılmaz'ın da işi gücü var zaten. Helal olsun sana vallahi. İşte böyle yapılır. Helal olsun. Hadi Ali. Başımıza gelenlere bak ya. İnanamıyorum. Ömer, hemen telaşa kapılma. Babamla da bir konuşalım. Bu adamı başımıza sen sardın Filiz. Buraya kadar senin sayende geldi. O kadar söyledik sana. Ne buluyorsun sen bu herifte ya? Ömer. Hayır, susmayacağım. Seni hiç anlamıyorum Filiz. Sen böyle bir adama nasıl bu kadar güvenirsin? Bu kadar mı aşıksın sen bu herife? Bu kadar mı gözün kapalı? Sen bu yüzden mi aileni bile düşünemeyecek bir hale geldin? Aldık. Şu kadar sevindiysem ne olur ya? Nelere sebep olduk? Sahiden kovdu mu acaba onları? Öyle diyorsa kovmuştur. Demek ki o da bizim gibi işsiz kaldı. Birinin işten atılması seni niye bu kadar mutlu ediyor anlamadım. O kişi de bizi işten atmıştı, unuttun mu? Etme bulma dünyası işte. Ömer Elif'in kocası, unutma. Elif de bizim arkadaşımız. Ne yapalım? Ya kızım, merak etme, onun sırtı yere gelmez. Ayrıca bu şirketten gideceğine de fazla inanma. Erol Bey buna izin verir mi ya? Salak mısın sen? Hayır, cin gibiyim. Karşılarında kim var biliyor musun sen? Yılmaz, benim arkadaşım. Mutlu musun şimdi? Sonunda için rahat etti mi? Bu ne bitmek bilmez düşmanlıktır ya? İçinde bu kadar kile nasıl yaşıyorsun sen? Beni anlamını beklemiyorum zaten. Hasmım ne de olsa abin. Bu mu yani?
Abim olduğu için mi yaptığına kızıyorum sanıyorsun? Yüzünü görmedin Yılmaz. Yüzün nasıl değişti bilsen? Kin insanı nasıl da çirkinleştiriyor? Sabah senin de odana muhasebeden eli boş dönen işçiler gelseydi görürdüm seni. Bana haber bile vermedi o muhasebeci denen. Bu yapılmaz Filiz. Sakın bana bunu savunma. Ben Ömer'i savunmuyorum zaten. Bu ilk hatası da değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Niye kızıyorsun o zaman? Çünkü gördüğümü sandığım Yılmaz'ın arkasında sapladıkları var. Onu sevmiyorum. Bir an her şeyi sildin, unuttun sanmıştım. Bütün olanları, geçmişinle ilgili her şeyi, Elif'i. Öyle Filiz. Öyle her şey geride kaldı. Bitti bitti, her şey bitti. Öyleymiş, belli oluyor. Sen inanıyor musun bu söylediklerine? Ha? Evet, inanıyorum. Ben şirketi düşünüyorum, bunu anla artık. Ömer biraz geride durmalı. Ya da hızla toparlanmalı, hiç umudum yok ya. Burası bir aile şirketi Yılmaz. Sen Ömer'i kovamazsın. Şu an koşullar senden yana olsa bile bu geçici bir şey. Bu şirket var olduğu sürece Ömer de buranın patronlarından biri olacak. Buna nasıl engel olacaksın ha? Olamazsın. Onun şirkete zarar verdiğini düşünüyorum, hatta eminim. Bence ailesine de zarar veriyor. Bunları görmezden mi geliyorsun? O benim kardeşim Yılmaz. Adam da öldürse kardeşim. Buradan bir süre uzak durmalı. Ta ki şirket toparlanana kadar. Yani kararlısın. Evet, kararlıyım. Sıkıcı toplantıydı ama. Bir ara bayılıyorum filan sandım. Ben daldım gittim zaten. Hafta sonu nereye gideceğimi bile planladım. Benim de sizi idare edeceğim diye göbeğim çatladı. Neyse hallettik. Nesi var bunun? Yine bir şeye kızmış. Bizi bile görmedi ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz Handan Hanım. Saçınız çok güzel olmuş. Teşekkürler. Babaanne olacağım diye korkudan gittim yenilendim. Size de bir kahve yapayım mı? İyi olur. Teşekkürler. Keşke benim de babaannem senin gibi olsaymış. Saçını çok beğendim. Gerçekten mi? Çok memnun oldum. Haberi aldın mı? Torunun kız oluyor. Sahi mi? Kız demek. Evet. Aşk olsun onlara. Bana haber vermediler. Bizi birlikte sanmışlar. Ben kuafördeyken aradılar. Hemen bir kitapçıya uğradım. Bir sürü dekorasyon dergisi falan aldım. Artık hazırlıklara başlamalıyız. Üst kattaki küçük odayı boyatayım önce. Hangi renk olmalı acaba? Perde falan da düşünmek lazım. Bunları çocuklara danışarak yapacaksın herhalde. Onların vakti yok ki Erol. Baksana koşturup duruyorlar. Ama ben uğraşabilirim. Bol bol vaktim var. Handan. Ha, geldi bizimki. Aldın mı tazminatını? Aldım. Ali de aldı. Siz de öğleden sonra gidebilir misiniz? Muhasebeci öyle dedi. Hani bize bir şey getirmedin mi? Ne getirecektim ki? Ayıp ayıp. İnsan para alınca arkadaşlarına bir şey getirir. Böyle eli boş gelinmez. Yani. Ay düşünemedim valla. Hemen alır gelirim. Ne istiyorsunuz? Ne aman boş ver artık. Yarın gelirken getirirsin. Ay yok yok. 2 dakikada alır gelirim. Kız sen de gelsene. Birlikte seçeriz. Tamam. Ben sizinle ne bir oldu, şey yapamaz. Ne oldu, neye gidiyorsunuz? Ay hadi yürü, şımarık şey. Hadi nereye hadi, gidiyorsun? Bir şey yapmaz mı olur mu? Semah tazminatını mı almış yoksa? Ama değil. Evet, şimdi çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Senden de bir şey saklanmıyor kızım. Olacak o kadar.
Zaten yalnız kalalım diye hemen çıkalım istedim. Bugün şirkette kötü şeyler oldu Elif. Ne oldu? Yılmaz dün bizim tazminat işini ayarlamış ya. Evet. Hemen arkasından da Ömer Bey iptal etmiş ödemeyi meğer. Neden? Onu bilmiyorum. Ama Yılmaz öğrenince çıldırdı. Ömer Bey'in odasına daldı. İçeride bağırış çağırış, kıyamet koptu. Ey Allah. Asıl haber şimdi. Kavganın sonunda Yılmaz Ömer Bey şirketten kovmuş. Ne? Ne diyorsun sen Sema? Öyle olmuş işte. Nasıl olur? Yılmaz'ın böyle bir yetkisi yok. Vallahi bilmiyorum. Ama Ömer Bey şirketi terk etti. Hemen eve gitmem lazım. Evet, bence de sen git. Anneme bir şeyler uydursun tamam, artık. Tamam, merak etme. Evet, Ekrem Bey artık evine gidebilir. Ama çok iyi bakılması gerekiyor. Bunu söylememe gerek yok zaten. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz doktor bey. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biz seni yarın gelip alırız, tamam mı? Tamam abi. Ama ben yalnız da gidebilirim. Zahmet olmasın size. Dur bakalım aynalı. Ağır ol biraz. Daha tamamen iyileşmedin. Leyla, bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkürler. Zaten bir gece daha buradayız, o kadar. Hadi o zaman biz gidelim, hadi. Sabah hadi. Görüşürüz. Güle güle. Hadi. Güle güle abi. Görüşürüz. Hastaneden kurtulduğuna pek sevinmedin galiba. Öyle mi Leyla? Öyle tabii, hemen hissettim. Hastaneden çıkmanın benim için başka bir anlamı daha vardı ondan. Neymiş o? Ben ayağa kalkınca sen Bursa'ya gitmeyecek misin? Elimde olsa senin için bir yara daha alırım Leyla. Bu nasıl peki? Bu da güzel. Tabii asıl çocuklar ne diyecek, o önemli. Erol, senin aklın nerede? Kaç gündür işe gidemedim anda. Ne oluyor orada bilmiyorum. Rahat ol biraz. Çocukların işin başında işte. Hem bak, her şey yolunda. Sen demiyor muydun artık işi bırakıp torunumla oynayacağım diye? Öyle de. Öyle tabii. Hadi unut artık şu işi gücü Erol ya. Biraz rahat bırak kendini. Bak, kız babası da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Hoş geldin oğlum. Gözün aydın. Sağ ol baba. Ne oldu sana? Canın bir şeye sıkılmış senin. Hem de çok sıkıldı. Ben az önce işten kovuldum. Ne? İşten mi kovuldun? Kim kovdu? Yılmaz. Bunu yapamaz ki. Deli misiniz? Bu çok saçma. Böyle bir yetkisi yok onun. Artık var anne. Kemal Sadıkoğlu hisselerinin kontrolünü ona bırakmış. Erol? Kızının babasını görmeye hakkı yok mu Elif? Bu kadar uğraşmış çocuk. Emekleri boşa mı gidecek? Kendini benim yerime koy. Çocuğun seni buralarda görsün ister misin? Hoşuna gider mi bu? Tabii ki gitmez ama... Bilmiyorum. Bu kadar kararlıysa belki de bir şans vermek lazım. Olmaz dedim Esin, olmaz. Görüş bitmiştir, süre doldu. Sen de düşünme bunları artık. Nalan da bir süre sonra vazgeçer zaten. Bir isteğin var mı? Hayır, sağ ol. Bugün zaten içimde bir sıkıntı vardı. Bak iki gün işe gitmedim, ne oldu? Ben şirkette olsam buna cesaret edemezdim. Ederdi baba. Sen boşuna kendini üzme. Yakında senin odana da yerleşirse hiç şaşırmam. Yok artık. Buna cesaret edemez. Şirketi düşünüyor gibi yapıp güvenimizi kazandı. Biz de enayi gibi düştük tuzağına. Hani bu Kemal Bey dürüst adamdı? Filiz öyle demiyor muydu? Bırak Allah aşkına anne. Bozacının şahidi Şiracı. Zaten sadece hisselerin kontrolünü vermiş. Bu geçici bir durum değil mi oğlum? Öyle olmasa da geçici bir durum anne.
Kim ona bırakır ki koca şirketin kontrolünü? Selim Bey'i çağırdın mı Erol? Evet, akşam gelecek. Hem Filiz de gelmiş olur. Hep birlikte ne yapacağımızı konuşuruz. Ne olacak şimdi peki? Bu durumu kabul edecekler mi sanıyorsun? Bilmiyorum. Ama bir süre işten uzak durmalı. Sürekli onun sorunlarıyla uğraşmaktan şirketin sorunlarıyla uğraşamaz hale geldik Salih. Yani tek sebep bu mu? Ömer'e karşı özel bir hesabın yok mu? O aileye yaklaşmam nefret duygularıyla oldu, evet. Ama bu durum farklı, bari sen anla abi. Adam sorun çıkarmaktan başka ne yaptı Allah aşkına? Baksana, senin başını bile derde soktu. Ekrem onun yüzünden hastanede yatıyor. Nasıl böyle düşünürsün abi? Üstelik herkes böyle düşünüyor, Filiz bile. Sen yine de hazırlıklı ol. Bence Erol Bey bu işe el atacaktır. Bir baba oğluna yapılan bu hareketi kabul edemez. Hele Erol Bey hiç edemez. Belli çok gururlu bir adam. Bunu kesinlikle aile meselesi yapacaktır. Ne yapalım, uğraşacağız artık. Yarın sabah hastanede olacağım. Ekrem'i çıkarıyoruz. Ben de gelirim abi. Neyse, hiç değilse Ekrem bizi fazla üzmedi. Ne demezsin. Üzmedi Salih. Hiç üzmedi. Nasıl? Midesi çok kötü anne. Zeynep ona naneli bir çorba yapıyor. İçince bir şey kalmaz. İyi. Anne, normal mi bunlar? Yani bir süredir de nefes ağırlığından şikayet ediyordu bu kız. Olur bunlar oğlum. Elif yine iyi, bakma sen. Benim aylarca midem bulanmıştı. Bir de senin durumuna üzüldü tabii. Tabii. Hadi sıkma canını. Bir yol bulacağız oğlum. Zeynep, çorba hazır mı? Hazır Andan Hanım. İyi, tamam. Sen Elif'e götür. Biz de masaya oturalım artık. Peki, tamam. Selim Bey biraz sonra gelir. Tamam anne. Pasta çok lezzetliymiş Sema. Kesene afiyet. Bereket. Nefis. Afiyet olsun. Yarın kim alıyor bakayım tazminatını? Biz gidiyoruz. İyi o zaman, yarınki pastalar sizden. Ha, inşallah. Tamam. Sırayla alın da her gün pasta yiyelim bari. Şunu da. Aman şu Elif de erken gidecek, günü buldu ya. Ay ne yapsın kız Müjgan abla? Kocası arayınca koşturdu gitti tabii. Çok güzel değil mi? Yarınki merak etme. Herkes şey içiyor mu? İçeri koşan içerler. Merlan sen bilmezsin bunları. Ne güzel kızların var senin Müjgan abla ya. Önce anasına bakacaksınız, sonra da kızlarını alacaksınız. Bakalım mı kız Müjgan abla? Bana ver bakayım, kim arıyormuş? Alo. Alo Nalan. Ben annesiyim. Alo, sesiniz gelmiyor. Bana versene anneciğim. Alo, Nalan'la mı görüşüyorum? Evet benim. Sizi babanızla ilgili olarak aramıştım. Kimmiş? Bir arkadaşım anne. Test sorunlarını almak istiyor. Ha. Dinliyorum. Yarın buluşabilir miyiz? Tamam. Nerede? Çoğunluk hisseleri elinde olduğu için böyle bir yasal hakkı var maalesef. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda güçlü olduğunu bilmeniz lazım. Yani Ömer'in kovulması karşısında böyle elimiz kolumuz bağlı oturacağız, öyle mi? Yapılabilecek bir şey olsa keşke, ama yok. Hay Allah ya, ne kötü bir durum. Sizi de buralara kadar yorduk Selim Bey. Teşekkür ederiz. Hiç önemi yok. Yararlı olamadım ki. Neyse, buluruz bir çare. Ben de bu konuda düşüneceğim. Belki bir açık buluruz.
İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Selim Bey. İnanamıyorum çocuklar. Şu olanlara bakın, kabus gibi. Şeytan diyor ki yarın git oduna. Otur. Çıkarabilirse çıkarsın bakalım. Ortalık daha da gerilir. Aslında en doğrusu gidip benim konuşmam. Baba bunu kaldırabilecek misin? Gitmesen. Olsun. Bu önemli bir konu. Benim gidip konuşmam en iyisi. Ortalığı boş bırakmadığımı görmeli. Tamam Kemal abi. Yarım saat sonra hastanedeyim. Orada görüşürüz. Beni arayan olursa hastaneye gittiğimi söylersiniz. Tamam mı? Tamam Yılmaz Bey. Odama gelir misin Yılmaz? Seninle konuşmamız gerekiyor. Tabii. Sakın onu üzeyim deme Yılmaz. Yoksa fena olur. Niye üzeyim ki anlamadım. Ben seni uyarayım da. Olanları kabul mü ediyoruz? Ses çıkarmayacak mıyız? Erol Bey hasta yatağından kalkıp geldi. Önce bir konuşsun, bakarız. Çok acayip vallahi. Adam nereden nerelere geldi görüyor musunuz? Biri haddini bildirmezse de duracağı yok. Dün olanlar çok can sıkıcı Yılmaz. Evet öyle, çok can sıkıcı. Burası bir aile şirketi. Hisse çoğunluğuna sahip olsan da oğlumu kovma cüretin affedilir gibi değil. Şu anda sonuçtan bahsediyoruz. Bu sonuca nasıl geldik biliyor musunuz? Ömer anlattı. Şu tazminat meselesi. Sizin şu tazminat meselesi diye geçiverdiğiniz şey benim için çok önemli. Üstelik bu konuda muhasebeye talimat da verdim. Bu talimat hiçe sayıldı. Bu başka türlü halledilemez mi Yılmaz? İle de böyle sert bir tavır mı gerekiyordu? Sert olan sadece ben değildim. Oğlunuz da benden aşağı kalmadı. Ama bunların bir önemi yok. Önemli olan Ömer'in son zamanlarda şirkete verdiği zarar. Belki biraz kenarda durması gerekiyor. Evet, Ömer son zamanlarda gurur verici şeyler yapmadı, biliyorum. Ama bu çocuk şirketin bütün müşteri ilişkilerini götürüyordu. Onlara ne diyeceğiz? Bu durum prestijimizi sarsmaz mı? Bilmiyorum. Bir çare bulmamız lazım. Ben kararlıyım Erol Bey. Bir süre buradan uzaklaşmalı. Kesin görüşüm bu. Bunu çok iyi anladım. Keşke oğlumu savunabilecek durumda olsaydım. Benim aklıma bir çözüm geldi ama Ömer bir süre fabrikanın başına geçsin. Hem buradan uzaklaşır hem de insanlara açıklayacağımız bir neden olur. Tabii senin de onayın gerekiyor bu karar için. Buna onay veremem ki Erol Bey. Ömer fabrika işçileriyle arasını öyle bir bozdu ki oraya gitmesi krizi daha da arttırır. Ama başka ne yapabiliriz Yılmaz? Senin de uzlaşmaya hiç niyetin yok. Adamlarla dalga geçer gibi Ömer'i fabrikanın başına nasıl geçiririz? Keşke beni bir dinleseniz. Bırakın şu işleri biraz toparlayayım. Sonra oturup bir çözüm düşünürüz. Bu konuşmayı keselim mi artık? Birbirimizi duymuyoruz çünkü. Peki ben çıkıyorum o zaman. Hastaneye gitmem lazım. Kumarhanede yaralanan arkadaşım taburcu oluyor da. İşin kötüsü şikayet etmeye hakkımdı. Bütün bunlara ben sebep oldum. Artık kendine bu kadar yüklenme oğlum. Olayları biraz da akışına bırak. Ne yapacağım peki? Böyle evde vakit mi geçireceğim? İşsiz güçsüz adamlar gibi. Dur be çocuğum. Daha dün bir bugün iki. Sabırlı ol biraz. Hani o kadar alışmışım ki işe. Ya kendimi acayip boşlukta hissediyorum. Üstelik bu kadar kaba bir şekilde işten atılmak da kolay azmedilir bir şey değil. Artık kapat şu konuyu Ömer. Biz bundan sonra ne yaparız ona bakalım. Babam da bunun için uğraşıp duruyor zaten. Zavallı adam. Hasta yatağından kalkıp gitti. İnşallah bu adam onu da üzmez. O zaman karşısında beni bulur. Zaten zor duruyorum burada. Vallahi gider yakasına yapışırım elimden zor alırlar ha. Tamam tamam. Ekrem tehlikeyi atlattı.
Bu işten bir ben zararlı çıktım yani. Bunun hesabı sorulacak Faruk. Korumalar yanlarından bir dakika bile ayrılmıyor Meral Hanım. Bir çözüm bulacağız. Belki başka bir yol. Kaybettiğim her şeyi geri alacağım. Göreceksin. Sadece bir plan gerekiyor. Düşünüyorum. Mutlaka bulacağım. Toparlandınız değil mi? Dolapta bir şey kalmadı. Yok, kalmadı. Vallahi aslında her şeyi Leyla yaptı. Ben öyle seyrettim. Ekrem, Canan sana çok güzel bir oda hazırladı. Fatma da en sevdiğin yemekleri yaptı. Teşekkür ederim abi. Size de Canan Hanım. Ama ben eve gitsem daha iyi. Yani daha rahat ederim. Şimdi senin çok iyi bakılman gerekiyor. Biz de biraz toparlarsın, sonra gidersin evine. Kaçmıyor ya evin, acelen ne? Bilmem ki abi. Merak etmeyin, ben başında olacağım. O ayaklanana kadar Bursa'ya gitmemeye karar verdim. O zaman başka. Gözümüz arkada kalmadı şimdi. E hadi gidelim o zaman. Önce Ekrem'i evine gidip bırakırız. Ben de bırakabilirim abi. Yok yok, sen işine bak, ben bırakırım. Gel. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Nalan? Evet. Ben Esin. Memnun oldum. Oturalım mı? Tamam. Hadi. Ya ben çok heyecanlıyım. Bir an önce konuya gelsek. Tabii anlıyorum. Babanın nerede olduğunu biliyorum. İnşallah doğrudur. Daha önce de oldu böyle bir şey. Sadece isim benzerliği çıktı. Annenin adı Müjgan, ablanın da Elif değil mi? Evet doğru. Nerede? Nasıl göreceğim onu? Ben seni götüreceğim. Peki siz kimsiniz? Ben babanın eski bir arkadaşıyım. Daha doğrusu yıllarca beraber çalıştık. Hemen gidebilir miyiz? Bugün olmaz. Ancak yarın gidebiliriz. Seni demin buluştuğumuz yerden alırım. Birlikte gideriz, tamam mı? Tamam. Bu çabandan annenin haberi var mı peki? Hayır. Ablamın da yok. Anladım. İçecek ne alırsınız efendim? Bir çay içer misin? İçerim. Bize iki çay lütfen. Tabii efendim. Yine konvoy halinde geldik abi. Hoşuna gitmese de bir müddet buna katlanacaksın Aynalı. Bu arkada gördüğün iki arkadaş seninle kalacak. Sağ olasın abi. Aynalı. Artık ben sana bir can borçluyum. Sana bir değil, bin can feda olsun abi. Leyla, Ekrem sana emanet. Bir ihtiyacın olursa ne zaman istersen arayabilirsin. Birazdan size yemek yollayacağım. Ekrem geliyor diye Fatma döktürdü. Tadına bakmazsanız küser ona göre. Tamam, biz de memnuniyetle tadarız. İyi günler. İyi günler. İyi abi. Günler. Artık gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Size emanet ha. Merak etme abi. Dağınıklık için kusura bakma Leyla. Bu mu dağınıklık? Sen şöyle uzan biraz. Bilmiyorum, su falan var mı? Bakkalı ararsak hemen getirirler. Sen düşünme bunları şimdi. Ben her şeyi hallederim. Hadi dinlen biraz. Bu olay yüzünden Filiz'le aranın açılması kötü sadece. Yoksa olur böyle şeyler. Öyle. Ama kaçınılmaz bir şey bu. Bir tarafta abisi... Diğer tarafta sen. Belki tekrar konuşman lazım onun abi.
Filiz makul biri. Nedenini açıklarsan anlayabilir. Arayacağım da ne diyeceğim şimdi? Sonra üstüne düşüyorum sanmasın. Sansa ne olur ki? Üstüne düşmek kötü bir şey mi? Hadi ver bakalım cevabını. Kötü bir şey değil. Niye olsun da? Felaket geliyorum dedi ama çocuklar. Biz niye bu kadar rahattık ki anlamıyorum. Filiz'le sen gereğinden fazla önemsediniz onu. Ekmeğine yağ sürdünüz böylece. Kendimi kobay faresi gibi hissediyorum. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Hiçbir çözüm yok. Biraz sakin olalım mı? Sakin olursak daha iyi düşüneceğiz. Bugünkü konuşmayı duysaydın sen de telaşlanırdın. Adam çok sert. Çok kararlı. Bilmiyorum nasıl olacak. Yüzüme kapatsa daha iyiydi. Biliyorsunuz artık mertlik bozuldu. Herkes birbirinin telefon numarasını ekranda görüp reddedebiliyor. Eskiden telefonu yüzüne kapatmak diye bir şey vardı. Ara ara dediniz aradım işte ne oldu? Biliyorum bu kız inatçının teki. Nuh der peygamber demez. Artık yüzüme de bakmaz tabii. Bakıyorum eteklerin tutuştu. Ne tutuşması ya? Hadi hadi boşuna saklama. Sen bu kıza bayağı takıldın. İtiraf et artık biz yabancı mıyız? Oldu geçin dalganızı. Bir bu eksikti elinizde oyuncak oldum yani. Niye oyuncak olasın abicim? Biz sen mutlu ol istiyoruz o kadar. Eğer Filiz'den hoşlanıyorsan... Bunu ona niye söylemiyorsun? Bence söyle artık uzatma. Uzatırsan bize dönersin bak. Yani ne konuşacağım ne diyeceğim? Bize sorma kalbine sor. Bu konuyu kapatalım tamam mı? Tamam. Size zeytinyağlı taze fasulye yaptım. Allah. Bir sürü yemek vardı anneciğim. Hoş geldin anacığım. Annemin fasulyesi başkadır. Nasılsın oğlum? İyiyim anacığım sen? Ben de iyiyim. Geç kalmadın değil mi? Acıktınız mı? Yok biz de lafa dalmıştık. Zaten her şey hazır. Gel. Bugünlerde aklımı kaçırmazsam iyidir. Ömer, lütfen sıkı dur. Sakın kendini bırakma, tamam mı? Çalışıyorum ama zor. Baksana her şey nasıl ters gidiyor. Yakında bir kızım olacak. O hariç tabii. Ona bakacak mısın? Tabii bakacağım. Büyürken bir anını bile kaçırmak istemiyorum. Bence sen harika bir baba olacaksın. Öyle mi diyorsun? Tabii, baksana yüzün nasıl da aydınlandı birden. Üstelik daha bücür ortada bile yok. O zamana kadar sorunlar da çözülür değil mi Filiz? Tabii çözülür. Bu arada söyleme fırsatım olmadı. Bebeğin kız olacağına çok sevindim. Ben de. O zaman müşteri görüşmeleriyle sen ilgileniyorsun. Ömer'i sorarlarsa ne diyeceğim? İtalya'daki işlerle uğraştığını söylersin, yalan da değil. Tamam. Reklam şirketiyle de sen götür işi. Ömer'i sorarlarsa aynı şeyi söyle de birbirlerinden duyarlarsa tuhaf olmasın. Hı hı. Ceyda, bu açık pazar işiyle de sen ilgilenir misin? Ben bir süre Yılmaz'la karşılaşmasam iyi olacak. Tabii ilgilenirim. Herifin yaptığına bak ya. Ne hallere düştük. Ömer için çok kötü oldu aslında. Bu konuyu kapatalım mı artık? Yeterince canımız sıkıldı zaten. Size bir müjdem var. Bilin bakalım ne geldi. Harika. Bu haberi Ömer'e ben götüreceğim. Hem de hemen.
Yeşim yavrum, bunlardan bana ikişer nüsa yapar mısın? Biraz sonra toplantıda lazım olur. Hemen Kemal Bey, bunlar size geldi. Birini mi aradınız? Yılmaz Akın'la görüşecektim. Kim diyelim? Elif Tekiner. Yılmaz'ın odası bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin Elif. Hayrola, ters bir şey mi var? Seninle konuşmam gerekiyor Yılmaz. Otursana. Senden bir şey istemeye geldim. Seni dinliyorum. Konu Ömer. Çok zor durumda. Ya biliyorsun zaten, anlatmama gerek yok. Konuya gelir misin Elif? Fabrika işini onaylamanı istiyorum. Neden? Neden onaylayacakmışım? Çünkü sana bir zararı olmayacak. Niye kabul etmediğini anlamadım zaten. Çünkü Ömer'le fabrika çalışanlarının arası çok gergin. Bunu bilmiyor musun? İşçilerin meselesini söylüyorsan bundan sadece Ömer'i sorumlu tutamazsın. Öyle mi? Kim sorumlu o zaman? Bu kararı kurul vermedi mi? Sen de mi laf cambazı oldun Elif? Hiç yakışmıyor. Kim önerirse önersin. Kabul etmemesi gerekiyordu. Çalışanını düşünen patron böyle davranır. Anladım Yılmaz. Tamam, bu konuda hata etti. Benim anlayamadığım senin tavrın. Ne varmış benim tavrımda? Ömer'le meseleni hala çözemedin. Hala kin gidiyorsun. Bu konunun kinle falan alakası yok. Öyle mi? Ben niye ikna olamıyorum acaba? Kim bilir? Belki böyle düşünmek hoşuna gidiyordur. Kızdığın zaman ne kadar kırıcı olduğunu unutmuşum. Sakın aramızda olanlarla bunu karıştırma Elif. Bunlar tamamen farklı. Tabii, öyledir. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Yılmaz, biz iki ayrı tarafa savrulduk. Baksana halimize, ne konuşuyoruz burada? Hayat bize tuhaf bir oyun oynadı. Oyunu hayat değil, sen oynadın Elif. Sakın kader filan deme, komik oluyorsun. Halimizin ben de farkındayım. Günün birinde karşıma geçip kocan için yardım isteyeceğin aklıma bile gelmezdi Elif. Ama oldu işte. Ne yapmamı istiyorsun? Seni ne sakinleştirecek? Ne mi sakinleştirecek? Çok mu öfkeli görünüyorum? Bana istediğim şeyi verebilecek misin? Kaybettiğim masumiyetimi istiyorum Elif. O mahallede, o motorun üstünde dolaşan delikanlı istiyorum. Geri verebilecek misin? Bana bak Elif, o adamı görebiliyor musun? Bu gördüğün adam kocan için istediğini yapabilir mi? Hayır. Benim kaybettiğim sadece sen değilsin. Çok değerli şeyler de kaybettim ben. Onların yanında sen bir hiçsin. Cevabım hayır. Kocan için kılımı bile kıpırdatmayacağım. Bunlar boş konuşmalar. Bana nasıl baktığını gördüm Yılmaz. Kime? Anlamamış gibi yapma. Komik oluyorsun. Sen de hayatında yeni bir sayfa açmak üzeresin. Ama geçmişini öylesine savundun ki bunu itiraf bile edemiyorsun. Sen neler saçmalıyorsun Elif? Filiz'e aşık olduğunu söylüyorum. Ona bakışını gördüm. Bunu benden iyi kim bilebilir? Elif. Elif, iyi misin sen? Sekreteri çağırayım mı, sana yardım etsin? Sekreterinin yardımına ihtiyacım yok. Uf.
Filip! Hanımefendi iyi misiniz? Ah, çok, çok canım acıyor. Sizi hemen bir hastaneye götüreyim. Aa, erken geldin. Hı hı. Harika bir haberim var. Ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Bize de anlatsanıza. Haber İtalya'dan geliyor babacığım. Hani Avrupa ülkelerinde başlatmak istediğimiz proje vardı ya, İtalya'da bunlardan biriydi. Evet. Teklifimizi kabul ediyorlar. Bu büyük bir şirket. Kendi işlerine karar vermeleri zaman almış. Yani? Yani büyük bir İtalyan şirketi bizimle ortak olmak istiyor. Sahiden harika bir haber bu. Üstelik çok iyi koşullarla. Tebrik ederim oğlum. Direndin ama sonunda başardın. Sağ ol baba. Bu işin şimdi olması beni ayrıca mutlu etti. O kadar umutsuzdum ki bu ilaç gibi geldi. Ne yapacağız şimdi Ömer? Önce gidip anlaşmayı yapacağız. Sonra biz onlara ortak bir marka üretmeyi teklif etmiştik. Onlar da sıcak bakmışlardı. Tekstil sektörü de canlandı zaten. Evet, bu da iyi tabii. Bizden birinin gidip bir süre İtalya'da kalması gerekiyor galiba. Yani anlaşmaya göre öyle. Evet öyle. Belki Elif'i ve kızımı alıp giderim. Bir süre buradan uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek bence. Çok sevindim vallahi. Ne diyeyim. Efendim Yılmaz. Filiz, çok kötü bir şey oldu. Elif benimle konuşmaya gelmişti Ömer'le ilgili. Çıkarken sancılandı. Şu anda hastanedeyiz. Ne? Hangi hastanede? Elif nasıl? Bir saniye. Doktor bey, hamile olduğunu anladınız değil mi? Tabii, endişelenmeyin. Bebeğe de bakacağız. Muayeneden sonra durumu size bildiririz. Tamam. Durumu nasıl? Doktor muayene ediyor. Daha bilmiyoruz. İçerideki bayan sizin eşiniz değil mi? Hayır, benim eşim. Bir düşük tehlikesinden kuşkulanıyorum. Hamileliği nasıl geçiyor? Sorunlu mu? Hayır, çok normal. Daha önce böyle bir tehlike olmadı yani. Hayır, olmadı. Anladım. Birazdan tekrar geleceğim. Senin burada ne işin var? Hastaneye ben getirdim. Sen mi getirdin? Nasıl oldu bu? Nerede gördün ki sen onu? Benimle konuşmaya geldi. Seninle konuşacak ne iyi olabilir ki? Sana yardım etmemi istedi Ömer. Sen onu üzün değil mi?
tabii ki yüzünü alacak herif. Ne yaptın ona? Ömer. Ben bir şey yapmadım. Ömer. Arabasıyla giderken küçük bir kaza geçirdi. Karşısına bir araç çıktı. Niye? Sen ne söyledin ki o kadar dikkatsiz gidiyordu? Sana sordum, cevap versene. Ömer dur. Dur diyorum. Şimdi sırası mı ya? Sakin ol. Önce Elif'in durumunu öğrenelim. Getirdiğin için teşekkür ederiz Yılmaz. Bundan sonrasıyla biz ilgileniriz artık. Ne oldu? Durumu nasıl? Bekliyoruz. Senin ne işin var burada? Elif'i hastaneye o getirmiş. Neden? Ne işin var kızımın yanında? Yaptıkların yetmedi mi Yılmaz? Daha ne istiyorsun bizden ya? Bıraksana bizi kendi halimize. Bunu ben sizden daha çok istiyorum, merak etmeyin. Elif onunla konuşmak istemiş. Arabasıyla dönerken de kaza yapmış. Ay ne konuşacakmış ki, anlamadım. Elif anlatır, geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Bebeğin durumu nasılmış Ömer? Biz daha onu da bilmiyoruz. Kapalı. Tamam. Niye kapattı bu kız telefonu, anlamadım. Nalan'a haber vereyim dedim de. Erol Sezgin'i görecek. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Kazanın şokuyla bir kanama geçirmiş. Şimdilik düşük tehlikesini atlattı. Şu anda önemli bir durum yok. Tabii hemen hastaneye getirildiği için çok şanslı. Arıza falan var mı? Hayır. Ona gerekli ilaçları verdik. Şimdi iyi. Kısa bir süre hastanede kalmasını istiyorum. Bazı tahliller yapılıyor. Emin olalım. Tamam doktor bey. Teşekkürler. Tabii. Evde ters bir şey olabilir. Bence de kalmalı. Tamam doktor bey. Hay Allah'ıma çok şükür. Peki biz görebilir miyiz? Tabii. Odasına çıkartınca görebilirsiniz. Sağ olun doktor bey. Özür dilerim. Sözümü tutamadım Emin. Beni affet. Seni dışarıda bekliyorum, tamam mı? Tamam. Nalan kızım, seni en son bebekken görmüştüm. Beni nasıl buldun? Önce nüfus müdürlüğüne gittim. Sağ olduğunu öğrendim. Sonra da Emin Sezgin adıyla bulduğum bütün adreslere yazdım. Esin mi aradı seni? Evet. Anladım. Kaç yıldır buradasın? 15 yıl oldu. Tamam, görüşürüz. Annemler trafiğe takılmışlar. Nerede bu kız anlamadım. Kerem de bilmiyor. Deli olacağım ya. Tam ortadan kaybolacak zamanı buldu. Elif niye gitmiş Yılmaz'a anlamadım.
Açık pazarla ilgili bir şey vardı da ben gidemedim. O da iş hallolsun diye acele etmiş. Bence hiç iyi fikir değil. Gitmemesi lazımdı. Hiç hoşuma gitmedi. Neyse, artık iyi ya. Boş verin bunları şimdi. Siz artık gidin. Bu gece ben kalırım yanında. Aa, olur mu Ömer? Nasıl giderim? Aklım burada kalır. Durumu iyi. Gördünüz işte. Nasılsa ben buradayım. Bir de siz sefil olmayın. Hem Nalan'ı da merak ettiniz. Evet, merak ettim sahiden. Ben de çıkayım o zaman Ömer. Sizi de bırakayım mı? Peki madem Ömer kalıyor. Seni ararım çocuğum, tamam? Tamam, siz merak etmeyin. Hoşça kal. Elif. Bebek. Çok iyi, merak etme. Neden buradasın? Ne yaptın? Ben masumum. Burada kime sorsan aynı cevabı alırsın. Annenin bana geldiğinden haberi var mı? Hayır, yok. Neden? Bilmem. Söylemedim işte. Bilmiyorum. Kızar diye olmasın. Olabilir. Ablan nasıl? İyi. Evlendi. Bebek bekliyor. Öyle mi? Ne zaman doğacak bebek? Birkaç ay daha var. Görüş saati bitmiştir. Ziyaretçileri dışarı alalım lütfen. Bir dakika. Nalan, hoşça kal. Tekrar görüşürüz. Hayır. Tekrar görüşmeyelim Nalan. Buraya artık gelme. Neden? Gelme işte. Buralar sana göre değil. Anlamıyor musun? Bir daha gelme, tamam mı? Buraya gelmeni istemiyorum. Bu konuda söz veremem. Demek ki inatçısın. Hem de nasıl? Bu tarafın bana benzemiş. Hadi, hoşça kal. Arayamıyorum da, ne oldu acaba? Ben arayayım ister misin? Ne bileyim, şimdi Müjgan abla falan orada, sorun olur, boş ver. Zaten olanlardan beni suçlayıp duruyor. Otursana oğlum, başımız döndü. Çok kızıyorum kendime. Keşke o kadar yüklenmeseydim Elif'e. O da sana gelmeseydi. Keşkelerin sonu yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Geçin hoş çocuklar. Geldiniz. Dur. Geç. Ay, duydunuz tamam mu olanları? Duyduk tabii. Neyse, Elif iyiymiş. Bebek de iyiymiş. Öyle mi? Nereden duydun? Elif'e telefon ettim. Pat diye karşıma çıktı. Sabaha kadar kalacaklarmış hastanede. Oh, neyse canım. Niye ayaktasın oğlum? Otursana. Ay, oturamaz o şimdi. Hayri abinin yerine gidecekler ya. Sabırsızlanıyor. Yok canım. Hadi kalk kalk. Üç gerçi seni. Gidelim. Kalkalım bari.
Hadi güle güle güle. Hadi görüşürüz. Güle. Canım ben. Güle gidiyorum. Güle çocuklar. Ne demişler? Alma mazlumun ahını. Yok, ben üzüldüm çocuklar. İş buralara kadar geldiyse kötü. Yani Elif hastanelik olduysa artık buna dur demenin zamanı gelmiş. Sen ne diyorsun Yılmaz? Bu konunun Elif'le bir ilgisi yok ki zaten. Gelip seninle konuşunca oldu ama. Oldu da. Neyse boş ver. Boş ver sahiden. Uzatma artık. Vallahi tazminatımı alırken rahatsız oldum. Bu şekilde almak istemezdim. O da senin hakkın kardeşim. Niye rahatsız oluyorsun ki? Ne bileyim, oldum işte. Ya siz beni vurdum duymaz sanırsınız ama... Ağlamayacaksın değil mi Ali? Yok canım, daha neler. Hani fazla mı ileri gittin Yılmaz acaba? Ulan sen değil miydin hay ağzına sağlık, iyi ki kovdun şu adamı diyen? Ya dedim de sonra üzüldüm. Allah Allah. Yeter artık, sıkıldım bu konudan. Yılmaz nasılsa doğru bildiğini yapar. Neredesin sen? Nereden geliyorsun bu saatte? Bir arkadaşımla ders çalışıyordum anne. Hangi arkadaşmış bu? Kurstan bir kız, tanımazsın. Bugün arayan o muydu? Evet oydu. Niye haber vermedin peki? Saatin farkında değiliz vallahi. Çalışmaya o kadar dalmışız ki. Bana bak Nalan. Şimdi terliği çıkarırım ayağımdan. Çocukluğundan beri unuttun dayağı yersin ona göre. Telefonun da kapalı. Yüreğime indi be. Bu ne sorumsuzluktur? Öldürecek misin sen beni? Anne... Sus! Anneymiş. Ablan hastanede biliyor musun sen? Ama ara ki Nalan Hanım'ı bulasın. Neden? Ne oldu? Düşük tehlikesi atlattı. Nereye gidiyorsun? Ablamın yanına. Hangi hastane? Otur şuraya bakayım. Ablanın durumu iyi. Yarın sabah gider bakarsın. Öyle bakma bana, hiç yumuşamayacağım. Özür dilerim anneciğim. Bak, bir daha haberse ortadan kaybolursan... Bir daha olmayacak, söz. Yemek yedin mi? Hayır. Ne biçim arkadaşım var öyle? Bir kap yemek koyamadım önüne. İyi misin canım? Bir şey mi istiyorsun? İyiyim. Su verir misin? Ağrım var mı? Hayır. Kendimi iyi hissediyorum. Beni çok korkuttun Elif. Özür dilerim. Neden gittin oraya? Senin için. Çok üzülüyordun, bir de ben konuşayım istedim. Bir daha böyle bir şey yapma, olur mu? Benim hoşuma gitmiyor. Yani oraya gitmen, onunla benim için konuşman. Anladım. Merak etme, bir daha yapmam. Bebeği kaybederim diye ödüm koptu Ömer. Benim de.
Ama en çok sana bir şey olacak diye korktum. Canım karım. Günaydın. Günaydın Yılmaz Bey. Filiz Hanım geldi mi? Geldi, odasında. Günaydın. Günaydın. Olanlara çok üzüldüm. Önce bunu bilmeni isterim. Ömer konusunda da fazla sert davrandığımı kabul ediyorum. Fabrikanın başına geçebilir, buna engel olmayacağım. Sorun yaşayabilir ama artık bunları kendi çözecek. Geç kalmış bir karar. Neyse ki sonuçları ağır olmadı. Şansımız varmış. Bu dargınlığı da artık uzatmayacaksın değil mi? Senin için her şey ne kadar kolay. Ömer. Durumu ne? Öyle mi? Çok sevindim. Elif'i de benim için öp. Evde görüşürüz. Hastaneden çıkıyorlar. Çok sevindim. Ben de çıkıyorum. Açık pazara gidiyorum. Oradaki toplantıyı unutmadın değil mi? Hayır, unutmadım. Görüşürüz. Kurs çıkışı ablama uğrarım anne. Ben de orada olacağım. Odanda kirli çamaşır var mı kızım? Hayır, hepsini banyoya bıraktım. İyi, çamaşır yıkayacağım da ortalıkta kirli bir şey kalmasın. Tamam. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi. Ömer, haberler nasıl çocuğum? Öyle mi? Şimdi mi çıkıyorsunuz? Ay çok rahatladım vallahi. Yani sorun falan yok. Aman iyi çocuğum. Tamam canım. Ben de öğleden sonra geleceğim. Oldu güle güle. Abi can olsun hala. Ta oraları bir siz gittin hadi. Hem de hapishane. Sonunda buldum işte. Oh be. Yani bakalım Müzgen abla ne diyecek bu işe. Daha söylemedim. Bize babam hakkında hiçbir şey anlatmamış. Ama belki de hapiste olduğunu biliyordum. Belki de bilmiyordum. Olabilir. Yine gidecek misin? Gideceğim tabii. Gerçi o gitmemi istemiyor ama ben gideceğim. Ablanı söyleyecek misin? Bilmiyorum. Önce bir hastaneden çıksın da. Filiz Hanım gecikti. İsterseniz biz başlayalım. O gelince durumu özetleriz. Proje neredeyse bitti. Mühendislerle de görüştüm. Onlar da hazır. Özür dilerim. Geç kaldım. Filiz toplantı son anda söyledi. Filiz Hanım gelmiyor mu? Hayır. Onlar Murat'la birlikte İtalyan müşterileri karşılayacaklarmış. Bundan sonra açık pazar işiyle ben ilgileneceğim. Biz devam edelim mi? Edelim bari. Merhaba. Buyurun, gelin. Benimle konuşmak istemişsiniz. Evet Ömer Bey. Atladığımız bir şey mi var? Yani ilaçları falan aldık. Sorun başka. Biliyorsunuz hastaneye geldiği gün karınıza birçok tahlil yaptık. Evet. Her şey yolunda görünüyordu. Bu nedenle de hastaneden çıkmasında bir sakınca görmedik. Ama bir sorun var. Az önce son tahlil sonucuna tekrar baktım. Karınızın kanında oksijen miktarı düşük çıktı. Bu ne demek? Bebekle mi ilgili? Bebeği de yakından ilgilendiriyor tabii.
Neden şüpheleniyorsunuz? Henüz kesin bir şey söylemek zor ama onu biraz daha tutmamız gerekiyor. Bu kesin. Daha detaylı tahliller istedim. Hemen yarın yapılacak. Sonuçları alır almaz yeniden konuşuruz. Hemen moralinizi bozmayın. Erken anlaşıldığı için sevinmemiz lazım. Yani şu küçük kazaya dua etmemiz gerekiyor. Elif çıkmak için hazırlandı. Ben bunu ona nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Kısa bir süre içinde sonuç alırız. Ona böyle söyleyeyim. Biraz daha sabredecek. Tamam. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bunları mı gösterelim yani, emin misin? Bunlar bizim en iyi tasarımlarımız Filiz. Beğenmiyor musun? Beğeniyorum da... İtalya için fazla mı şey? Ney? Filiz hadi yürü gidiyoruz. Şu anda toplantıdayım Yılmaz, görmüyor musun? Hem nereye gidiyoruz? Açık pazarı. O işi Ceyda'yı da yönettim ben. Gidiyoruz dedim Filiz. Asıl olman gereken toplantıya başkasını yollamışsın. Hadi gidiyoruz. Söylediğini duymadın galiba. Sen karışma Murat Efendi, duydum. Ama karışıyorum çünkü toplantının şu anda bir parçasıyım. Sana karışma dedim kardeşim. Hadi Filiz yürü. Ne oldu, Ceyda gelmedi mi? Geldi. Ama asıl gelmesi gereken sensin. Ben arabamla... Motorla gidiyoruz. Bin. Sarıl. Ay. Yılmaz, açık pazarın sapağını geçtik. Nereye gidiyoruz Yılmaz? Beni nereye götürüyorsun? Hangi yöne gitti? Göremedim ki. Yılmaz, sen aklını kaçırmışsın. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Zorba mısın sen ya? Bu da ne demek şimdi? Niye buraya geldik? İtalyan müşterileri kim karşılayacak? Ne oluyor Yılmaz? Söyleyeceklerim var ama önce sakinleşmen gerekiyor. Tamam. Sakin. Seni dinliyorum. Buraya geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Evet. Bana hiç aşık oldun mu diye sormuştu. Sen de cevap vermemiştin. Çok aşık olduğunu ve çok acı çektiğini yani. Bu sorunun cevabını şimdi vermek istiyorum. Yepyeni bir Yılmaz olarak. Seni seviyorum Filiz. Bir süredir duygularımı çözmeye çalışıyorum. Ama artık eminim. O kadar eminim ki... artık karım olmanı istiyorum.